Adana'da anne ve babasına hakkınızı helal edin notunu bıraktıktan sonra evden ayrılan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk'ten 5 gündür haber alınamıyor. Kızlarından 5 gündür haber alamadıklarını söyleyen acılı aile perişan olduklarını ve kızlarının her neredeyse geri dönmesini istediklerini söyledi. Kucağımız açık. Annesi perişan. Dönsün işte. Görenlerin, bilenlerin, duyanların işte bilgilendirmesini rica ediyor. Kızım işte ben Bozantı Maden'de çalışıyordum. Sabahleyin annesi de işe gidiyordu. Annesi küçük oğlan kardeşini evde bırakmış uyurken. Annesine birazdan haber gelmiş. Benim küçük çocuk komşulara gitmiş, ablam yok sizde mi diye. Annesine haber vermiş. İşte annesi de bana haber verdi. Cuma gün sabah 7'den sonra bir daha haber alamadım. 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk, Merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi mahallesindeki evlerinde küçük kardeşiyle uyuduğu sırada sabah annesinin işe gitmesinin hemen ardından evden çıktı. Küçük kardeşi uyanınca komşulara gidip ablasını sordu. Daha sonra komşuları durumu anne Ayşe Esentürk'e bildirdi. Anne Esentürk hemen eve geldi. Kızının yazdığı "Hakkınızı helal edin" notunu görünce şok oldu. Anne Esentürk, eşi Esentürk'ü hemen eve çağırdı. 5 gündür kızından haber alamayan baba Osman Esentürk, "Dönsün gelsin, onu bağrımıza basacağız. Perişan olduk ailecek" dedi. Hiç korkmasın, benden ne çekiniyorsa, annesinden falan çekiniyorsa gelsin. Onu bağrımıza basacak. Yani zor durum diyek. Yani şöyle ızıyıcık bir hatırımız varsa bir haber versin. Buradayım desin, şuradayım desin. Bizi arayamıyorsa bir arkadaşını arasın. Hani perişanlık. Anne Esentürk ise gözyaşları içinde şunları söyledi. Gelsin kuzum, ben onu benden iyi kimse anlayamaz. Gelsin kuzum, hiçbir şey yapmam ben ona. Gel yavrum dedim. Gitmez o. Kandırdılarsa bilmiyorum kuzum. 4 gündür yok olduk biz. Kendi yok oldu, biz de olduk. Bulun yavrumu ne olur abi. Uşak'tan Adana'ya gelen halası Sultan Kültün ise gözyaşları içinde Eda'ya seslendi. Uşak'tan geldim de uyumadım. Anneyi babayın halini gördüm. Çık gel yavrum, sana kimse bir şey yapmayacak. Eda'm beni görürsen yavrum, kimseye gitmek istemiyorsan da benim eve gel. Geldim ben yavrum. Son zamanlarda artan kayıp vakaları dolayısıyla TVA haber ekibine özel açıklamalarda bulunan kişisel gelişim uzmanı Seval Bugay Bahçeci ailelere tavsiyelerde bulundu. Çalışan anneler, babalar özellikle çocuklarımıza daha ilgili, daha içlerinde ne yaşadıklarını baskı uygulamadan, onların iç dünyalarına ulaşarak bu tarz çocuklarımızın dışarıya olan ilgilerini daha azaltalım. Çocukların içsel boşluklarını doldurmak için işte Face'ten tanıştıkları insanlarla, doğru sandıkları, o küçük yaştaki işte duygularıyla hareket ettiklerinden dolayı maalesef evden kaçmalar. 10 yaşından tutun 18 yaşına kadar en tehlikeli, en ciddi problem yaşayacakları dönemdir. Burada hem işte ne bileyim çevrelerinde kız veya erkek fark etmiyor burada. Çocuklarımıza gerçekten burada sahip olmalıyız. En tehlikeli yaş grubu burası. Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'le kamuoyunun gündemine gelen kayıp çocuklara ilişkin son olarak 2008-2016 yıllarını kapsayan TÜİK adli istatistiklerine göre 2008-2016 yılları arasında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısı 104.531'e ulaştı.